kolay gelsin. Sabahtan beri bana fıça atıyor. Yok ben yakışıklı değilim, yakışıklı çıkmıyorum. Yok işte sen gözlüğü takıyorsun. Hey, bir bak da bir yakışıklı görsün alem ya. Reis bir bakar mısın? Sen alçak. Senin Allah'ına kurban. Bak bir yakışıklımız da burada. Reis, selam çak. Hadi bakalım. Hazırlıklar tamam. Şimdi tırmanışa başlayacağız. Of güneş. Şu güneşe bak, güneşe. Evet. Haydi bakalım. Evet. Tırmanış başladı. Önde Doğan'la diğer arkadaş var. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Fiyat kaçtayız biliyor musun? 2250'deyiz. 2250. Yaklaşık 300 metre kaldı galiba. 300 metremiz kaldı. Şöyle. Biraz malzemeler ağır tabii. Çabuk götürüyorum. Adam var ya bak, adam var ya. Resmen şey ya. Palet götürüyor, palet. Çanağın içindeyiz, çanak. Dağın içinde, bir çanağın içindeyiz. Kamp atacağız buraya. Şuna şoklarım mesela. Olmaz mı? Olabilir. İşte cep telefonu sıkıntı. Doğan baba yine şu. Çok havalı bari. Ne o? Kırılmış mı? İyi ki şantaya şey olmamış ha reis. 500 tane poşete gitsin abi. Ha. Bir telefonu da çek. Şey var. Ekleme değil. Sadece Lightroom'la biraz açtım. Daha bu WhatsApp'taki orijinaller geldi. Saat 2'de geliyor galiba buraya da bugün ayva. Doğan yeni gün şov. Sucuk mu yiyeceğiz direkt? Ciddi misin? Tavuk? Ya tavuk. Hele bak ya. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş. Nur hatta 2489 rakım
Doğan burada da şov yapmaz. Abi şov olur mu? Aç karnını doyuruz. Şov işte ya. Anasını satayım. Ben sana diyorum peynir ekmekle karnımı doyuruyorum. Vallahi. Abi peynirde de var, ekmek de var. Tamam da işte sen peynir ekmekle şey yapmıyorsun işte. Kangal fıçuk. Oh, burcu burcu kurtlar gelmezse sıkıntı yok. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Nur Akdağ'a zirve yapıyoruz. Saat 4'te başladık. İşte devam ediyoruz. Yol bayağı şey ya. Yani parkur buzlu. Ayak uçlarıyla buzda yer açarak çıkmaya çalışıyoruz. Epey de bir eğim var. Etraf böyle. Bir göstereyim etrafı size. Şöyle. Şöyle devam ediyoruz işte. 2700'deyiz. Devam ediyoruz. 2 gecedir hiç uyumadım yasa. Dün gece 3 saat uyudum. Bu gece çadırda 2 saat uyudum. Öyle uykusuzlukla devam ediyoruz. İşte her güzelliğin böyle maalesef bir yorgunluğu oluyor. Bence güzel olan tarafı da o. Zirveye çıkınca hepsi unutuluyor inşallah. Böyle ara ara açacağım. Konuşuruz, muhabbet ederiz. Haydi görüşürüz. Şimdi bazı yerlerde eğim şöyle arkamdaki gibi görebiliyorsunuz şöyle. Yer yer 60 derece 70 derece falan doluyor yer yer. Ama genel itibariyle 50 civarı genel 50 derece falan bir eğim var. Ama yer yer böyle 70'e falan da çıkıyor. Şuralarda zorlanıyorsun çünkü acayip bir kar var. Kar bazı yerlerde 4-5 metre birikmiş yani. Kayalarda resimlerini de çektim zaten. Öyle şimdi devam ediyoruz bakalım hadi. Güneş çok güzel ama dur şöyle bir göstereyim. Kahve mi yapacağım? Kar suyuyla. Evet. 2,5 saattir söylediğim en sonunda yapıyorum ben. Çok sağ olasın.
etrafına dur. Şuraya alsam bari. Kanat. Hey hey hey, maşallah maşallah Bu kuşlar ne kuşu ya? Yaklaşık 2900-3000'e yakınız. 2900. Bak. Çok acayip bir rüzgar var. Çok rüzgar var. Çok. Ama acayip rüzgar var. Buralardan tırmandık. Sabah çok silah sıktılar değil mi reis? Karanlıkta gelmeye başladılar ama gereksiz bir şey. Korkuyorsan niye geliyorsun? Aynen. Hem hayvanları rahatsız ediyorlar. Aynen. Ve bir de yumurtalama, çiftleşme dönemi. Şeyi söylesene reis. Dağın, yani buranın en iyi hangi mevsimde? En iyi tırmanılır? Mayıs ayı, Haziran'ın ilk haftası. Haziran'ın ilk haftası. Mayıs sebep? Sonu. Kar oluyor. Kar oluyor. Evet. Peki gölün karı? Gölün karı tamamen içerisinde kar kalmaması Temmuz'da oluyor bazen. Yani Haziran Temmuz değişiyor. Arası o zaman. Evet. Mevsime göre değişiklik gösteriyor. En iyi manzara bence Haziran'ın 15 olur. Reis sen en son geldiğinde var mıydı sen? Ben geçen yıl 15 Haziran'da geldim. Hala buz vardı gölde. Sanki Haziran'ın sonuna gelsem göl tam kıvamını almış olacak, dolu olmuş olacak. Neyse buraya gelecekler için, hani göl manzarası için gelecekler için bu bilgi iyiydi bence. Biz 7. ayın 7'sine geldik. Hiç kar yoktu. Hı. Bayağı da su vardı. Hı. Güzeldi. İşte biraz da yüzdük. İyi hadi bakalım. Ama bu sene Haziran sonuna kalır mı? Sanmıyorum. Nur, her sene değişiyor. Şey Nurhak'a tırmanacak kişilere öneri olsun değil mi reis? Belki internette bununla ilgili bir bilgi yoktur. Belki sayemizde böyle bir bilgi sahibi olur. Bir doğaya çıkıp geliyorum. Instagram hesabı çıktık takip ama edin. Hala gelemedik. Çok kaliteli bir insan. Ben de yeni tanıştım. Yani yeni tanıştım dedim ya, yüz yüze yeni tanıştık. 10 numara 5 yıldız bir insan. Değerli, kıymetli bir arkadaş. İnşallah dostluğumuz böyle uzun yıllar devam eder. Hadi bakalım.